Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş'ta derbide kırmızı gören El Musati'ye de 2 maç men cezası verildi. Doğrudan oyundan atılmıştı. Evet, El normal. Musati cezası da 2 maç Doğru, olarak çok, açıklandı. Çok normal, tartışacak bir durum yok bunda. Yani bir de rakip Konyaspor. Tabii ki burada Konyaspor puan almaya çalışacak, kapanacak, kontratak yapacak. Ona göre bir oyun sistemi belirleyecek. Ama Fenerbahçe hani baktığında rakiplere genelde net pozisyon olarak çok fazla pozisyon vermiyor. Yani orta sahası çok güçlü çünkü. Doğru. O yüzden orada ilk darbeyi indiriyorlar. Hani kaleye gelene kadar rakip hırpalanıyor. Hırpalandığı için de güçsüz bir hücum hattı oluyor rakipler için. Ve sonuçta da ben hani Çağlar, Dijiku hiçbir sorun yaşatacağını düşünmüyorum. Kaldı ki son haftalarda Divaković da çok formda. Şöyle Maç bir şey olabilir mi diye düşündüm kurtarıyor. Ben. Şimdi İrfan çok skorer bir kimlikte olduğu için Evet. Şimanski'nin yerine İrfan. Kanada'da belki formda Serbest değil mi? ama Cengiz formülü olur mu diye. Cengiz'i oynatacağını düşünmüyorum. Cengiz'in disiplin problemleri yaşattığı için hani hoca çok fazla Cengiz üzerinden oyun oynamayı düşünmüyor artık mecbur kalmadıkça. İrfan Can Kahveci zaten o serbestliği almış. İstediği gibi oynayabiliyor. Onu geçen yıl körelten Jesus'tu. Kenara hapsetti. İsmail Kartal daha serbest oynuyor. Oynatıyor. Bir özgürlüğü var yani. Kenara kanada gelebiliyor. İşte sağa geliyor. O kat edip içeri giriyor. Vuruşlarını yapıyor. Çünkü sol ayağı raket gibi. Vuruş kalitesi olağanüstü. O alanı yaratıyor ona. O da artık ezber gibi artık. Dikkat et İrfan Can Kahveci'nin içeri kat edip sol ayağıyla şut koridoru oluşturup bir şekilde vuruyor. İki tane vuruyorsa bir tanesi gol oluyor. Maçta da genelde yakalıyor böyle bir pozisyon. Bekliyor, bekliyor, yakalıyor. Çok da yormuyorlar şey İrfan Can Kahveci'yi. Yormadan oynatıyorlar çünkü skor üretiyor. Çünkü ne oluyor? Rakip stoperler Batshuayi ya da Dzeko'yla çok uğraşıyorlar. Onları mark etmeye çalışırken arkada müthiş bir potansiyel İrfan Can Kahveci. Kariyer sezonunun yaşamasının bir nedeni de İsmail Kartal aslında. Ona o serbestliği, o özgürlüğü vermiş. İsmail o yüzden Hoca oyuncu da çok rahat oynuyor. Dönem mutlaka bir yerliye dokundu yani. Bir evet, önceki çok dönem büyük ise Mert Hakan, bu yani, dönem İrfan Can. Müthiş. Bence şu anda ligde kariyer sezonunu yaşayan oyunculardan biri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. Diğeri de işte İrfan Can Kahveci. İki oyuncuyu kürsüye çıkarırım. Müthiş oynuyorlar. Mesela Mert Hakan da çok iyi bir oyuncudur. Eğer disiplinli bir şekilde sahaya odaklanırsa, onun da çok uzaktan şutları değerlidir, golleri vardır. Yeter ki onu sahaya motive edebilsin hocalar. Bunu çok başaran hoca yok. Sivas'tan beri o sıkıntıyı yaşıyor. Kendisiyle de motive olması tabii lazım. Kendisiyle de kavga ediyor ruhen. Doğru. O çatışmayı bitirdiği anda mantığıyla ve sağduyuyla ve sakin bir şekilde öfke kontrolünü yenebilirse Mert Hakan da öyle yabana atılacak bir oyuncu değil. O da çok değerli İyi, bir oyuncu. Değil, kesinlikle. Ama o kendi kendine zarar veren bir oyuncu aynı zamanda. Onu kullanabilir. Tabii ki Şimanski'nin bu kadar iyi bir oyuncunun sezona çok iyi başlayıp ilk yarısında skor üretip ikinci yarısında, ligin ikinci yarısında bu kadar haftalardır skor üretememesi, gol atamaması da enteresan. Çünkü bitip tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Çok klas, çalım atmayı biliyor, şut atmayı biliyor, oyun zekası var. Bu kadar mesela bazı maçlarda görüyorum, tam diyorum ki Şimanski'nin şut atacağı an, şimdi vurdu diyorum, yine pas atıyor. Belki özgüven eksikliği de olabilir bu. Ama o da değerli bir oyuncu. Yani ben Konyaspor'un Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracağını, elbette ki oyunun bazı bölümlerinde zorluk çıkaracaktır. Çünkü Can Avli ile oynayacak. Artık iki kişilik oynayacak belki de oyuncular. Bilmiyorum yani sportif direktör nasıl bir şekilde oyuncularını Konyaspor'u motive edecek. Ya çok önemli çünkü. Teknik direktör diyeceğiz tabii. Yani ben yine de sportif direktör, teknik direktör diyemiyorum. Teknik direktör diploması var mı bilmiyorum. Saygısızlık etmeyeyim. Varsa teknik direktörümüz derim. Yani sonuçta bir teknik direktör. Ama var mı onu da bilmiyorum. Sportif direktör olduğu için Konyaspor'da bunu söyleyebiliyorum. Yaptık abi. Lisansı var galiba. Varsa o zaman hem sportif direktör hem de teknik direktör diyeyim. Ama ben yine de Konyaspor zorluk çıkarmaya çalışsa da Fenerbahçe'de hem
oyun gücüyle, güçlü bir oyunu var çünkü, hem de bireysel yeteneklerle maçı bir şekilde çözer, o maçı kazanır. Ama burada İsmail Yüksek'in sakatlanması hem Fenerbahçe açısından iyi olmadı. Çünkü orta sahada Fred de muhteşem ikiliydi. Bir dalga kıran da aynı zamanda çok güçlüydü. Evet, oyunun skor yönünde, hücum yönünde çok görünmese de güçlü bir, aynı zamanda ön libero, güçlü bir stoper gibi iki görevi birden de yapıyordu. Fred'in gücünü ekonomik kullanmasını ve hücuma daha fazla katkı vermesini sağlıyordu. Şimdi Fred tek başına kalınca oyunun savunma tarafında da çok olacak, çok yıpranacak. Bunu da söyleyelim. O yüzden oraya koyacağı oyuncu çok önemli. Ama bu tabii ki asıl sıkıntıyı Galatasaray maçında yaşayabilir. Çünkü bu maçları geçer Fenerbahçe. Ya orada nasıl olacak? Onun denemesini yapabilir hoca şimdiden Konyaspor maçında. Özellikle yani, skoru yani aldıktan sonra Fenerbahçe'nin hata yapmaması lazım ki tabii Galatasaray maçına gelinceye kadar yani orada düşünebilsin. İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra zaten son maçta dikkat et. Fred tek başına aratmadan İsmail'i oynadı. Yani öyle de yürekli bir oyuncu. Tabii milli takım açısından asıl sıkıntı. Haziran ayında olmayacak. 6 hafta dediğine bakmayın gerçekten. 6 hafta sonra o sakatlık geçer ama oyuncunun kendini toparlaması, o korkuyu üzerinden atması, psikolojik olarak o tendonun, o kopan bağın kuvvetlenmesi için ekstra çalışmalar yapacak. Yaz hazırlık kampına sağlam bir şekilde girer. Sanıyorum çünkü yani oyuncu tam geri dönüşü işte bizim Gürcistan maçının olduğu tarihlere maça denk geliyor. Ama bu tip sakatlıklar, çapraz bağ sakatlığı gibi, iyi iyileşmeden oynarsan tekrar nükseder. Bunu hep söyler doktorlar da. O yüzden ben hani bak Bekao bile daha hala toparlayamadı. Kolay değil Bekao'da yani bu sakatlıklardan. Onun vücudu daha ağır bir vücut. Bekao'nun vücudu. İsmail'e nazaran daha ağır. Yani şimdi şöyle ben şunu anlatmak istedim. Stoperlerde pozisyon veriyor değil. Stoperlerin değişkenliği, oyuna katkıları çok önemli. Değişkenliği olduğu zaman oyun katkıları da sıkıntılar yaşıyor. Şimdi burada Bekao'nun, Dijiku'nun bir oyun ansablesi vardı. O traktiydi ve Fred de burada çok rahatlıyordu ama hep değiştiler. İşte bu da sıkıntı şeyden kaynaklandı. Ne derler? Sakatlıklardan. Ve iki takım da, Galatasaray ve Fenerbahçe, şu anda bizim ülkemizin en iyi kolektif oyunu oynayan, takım oyununu oynayan ve takım oyununla birlikte de yetenekli ferdi oyuncuların, bireysel oyuncuların. Nuri Şahin'le ilgili. Evet, Bild gazetesinden Nuri Şahin için flash bir iddia geldi. Dortmund'a gelen bir teklif yok. Nuri Şahin'in Türkiye'ye gidişi şu an için söz konusu değil diyor Bild gazetesi. Konuyla ilgili hemen bilgileri de değerlendirmeleri de sevgili muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız'dan alalım.